Yemekten sonra sıra Şulcuoğlu'nun baklavalarına geldi. Urfa Merkez Gezisi'nin sonuna yaklaşırken sizlere tatlı görüntüsüyle veda etmek istedik ve sizler için Şulcuoğlu'nun baklava atölyesine girdik. Dışarıdaki tabelamızda Çulcuoğlu baklava restoran yazıyor. Neden baklava restoran yazıyor? Az önce de anlattığım gibi Çulcuoğlu Urfa'nın ilk baklavacılarından, hatta ilk baklavacısı diyebiliriz. Adını öncelikle baklavayla duyurmuş, ondan sonra restoran sektörüne geçmiş. O yüzden Çulcuoğlu'nun insanlar, buradaki halk Çulcuoğlu baklava restoran diye biliyor. Biz de şimdi Çulcuoğlu baklava restorana gelinir de baklava yenmez mi dedik. Bize böyle bir kral sofrası hazırlandı. Baktığınız zaman eminim ki şu anda hepinizin canı istiyor ama işte yapacak, daha teknoloji o kadar ilerlemedi. Ekranları başındaki izleyenlerimize ikram edemiyoruz ama adresimiz çok kolay, buraya gelip tadabilirsiniz. Şimdi ben sıra sıra bunların tadına bakacağım. Sadece birer çatal alacağım çünkü çok fazla önümüze geldi. Ayrıca Çulcuoğlu baklava restoranında geldiğiniz zaman buradan hediyelik paket yaptırdığınız gibi baklavaları, aynı zamanda da kullandıkları birinci sınıf Antep fıstığından da hediyeli olarak böyle şık paketlerin içinde götürebiliyorsunuz yakınlarınıza. Şimdi ustamız yanımızda, bir tanıyalım öncelikle ustamızı. Mustafa Usta. Mustafa Usta. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 68'den beri bu işi yaptım. Maşallah. Evet. Aslen Urfalıyız. Aslen Urfalıyım. Şimdi Mustafa abi, hangisinden başlayayım tadına bakmaya? Sen hangisini söylüyorsan ondan başlayayım. Şimdi hepsini dinlen daha lezzetli. Şu hiç şüphem yok. Özel şöbiyetimiz. Ki senin özel şöbiyetini ben duydum. Çulcuoğlu özel şöbiyeti. Şimdi şunu bir tadına bakalım öncelikle. Ayrı bir tat, ayrı bir lezzet var. Şimdi bakacağım. Şimdi ben tatlıyı çok seviyorum ama çok çabuk kesiliyorum. Mesela çok fazla tatlı tüketirim. İki tane yedikten sonra devamı gelmez. En çok sevdiğim tatlılardan birisi şöbiyettir. Şöbiyet iyi yapılırsa severim. O da ayrıca dipnot düşün. Mesela Antalya'da bir yer vardır. Antalya'ya her gittiğimde daha yemek yemeden oraya gider şöbiyet yerim. Şu anda da beni izliyorlarsa kulaklarının içinde attım. Firma ismi veremiyorum. Çok sevdiğimiz dostlarımız. Şöbiyetteki en güzel şey tatlı zaten normalde hafif ama içine konulan kaymak daha da hafifleştiriyor. O yüzden yenilmesi biraz daha rahat, biraz daha kolay. Çulcuoğlu'nun o meşhur baklavalarının tek tek tadına bakan Orçun, muhteşem lezzetlerin bilgisini de sizler için aldı. Evet. Oldukça başarılı. Şöyle içini de açmak istiyorum. Selçuk kardeşim burayı görüntüleyebiliyorsa.
Zaten malzemeden kaçırmamış. Bu 2 kere 2 4. Kaymak ne kaymağı? Sütle irmik kaymağı. Sütle irmik. Sütle irmik. Sütle irmik. Çok hafif. Yerken rahatsız etmiyor. Bazı tatlıları yerken damağınıza yapışır ya. Çok yoğun bir şirası vardır. Gayet lezzetli. Güzel. Bunun püf noktası nedir usta? Bunun püf noktası hem görüntüsü hem içerisinde ne olduğu görünür. Ve ne yediğini de bilirsin. Az önce tezgahta anlattınız. Evet. Urfa'da bir tek ağzı açık şöbiyet burada yapılıyormuş. Bu ağzı açık değil mi şu anda? Evet. Fıstığı, kaymağı dışarıda. Ki neden diye sorduğumda ustam dedi ki normalde bu şöbiyeti yaparken ağzını kapatırlar, içinde ne olduğunu göremezsiniz. Gerçekten de mantıklı. Baktığınız zaman zaten şöbiyetin içindeki malzemenin kalitesini ve yoğunluğunu görmeniz çok normal. Başında da dediğim gibi burada kesinlikle malzemeden yana hiçbir sıkıntı yok. Her şey bol bol hizmetinize sunulmakta. Şimdi şöbiyetimizin tadına baktık. Evet, şu anda dürüm tatlısı. Dürüm tatlımız var. Dürüm tatlısı. Bu, evet, bunun özelliği ne? Bunun içerisinde kaymak yok. Bol fıstıklıdır bu. Gerçekten bayağı de fıstık dolması gibi. Çok ağır sevgili izleyenler. Çatalı vurduğunuz zaman hissedebiliyorsunuz. İçindeki şu fıstığın yoğunluğunu. Eterinde fıstık vermiş. Doğru. Evet. Ama bunun şöbiyetten bir farkı hem şekil olarak biraz değişik, bir de içinde kaymak bulunmamakta. Zaten ikiye ayırdığınız zaman maşallah yani. Gerçekten tatlı sevmeyen birinin bile tatlı yiyesi geliyor. Zaten çatalı vurduğunuzda dağılıyor. Mustafa Usta'nın elinden çıkan o birbirinden lezzetli tatlıların yapımını ustalarından dinliyoruz. Kullanılan fıstık birinci kalitede. Kuş koku denilen fıstık değil mi? Evet. Yah, kurpa yağı. Bak bir koyun yağı bu. Koyun yağı da var mı bunda? Koyun yağı. Sade koyun yağı. Sade koyun yağı. Hmm. Zaten bütün tatlılarımızda koyun yağı kullanırız. Sade yağ değil. Evet. Onun haricinde hiçbir tatlı böyle hiçbir yağ kullanamayız. Tereyağı yok mu bunda? Tereyağı yok. Tereyağının özüdür bu. Bu tereyağını kaynatırlar. Onun içerisindeki ayranın suyunu alırlar. Sade yağ olarak çıkarırlar. Şimdi baklavada en önemli madde tereyağıdır bilirsiniz. Hatta yazarlar tereyağlı baklava diye. Şimdi inanır mısınız, ben çok iyi baklava yiyicisiyim. Ben içinde tereyağı olmadığını anlamadım. Şimdi ustam söyleyince şaşırdım. İçinde tereyağı yok. Normal yediğiniz tereyağlı baklavalar kadar lezzetli. Tereyağı aynı zamanda da tereyağının özü koyun yağı deniliyor. Evet, geçtiğimiz bölümlerde izleyenlerimize biz koyun yağını tanıtmıştık. Hatta ben içmiştim bile. Hatırlayacaktır izleyenlerimiz. Koyun yağıyla yapılıyor. Koyun yağı da çok her yerde bulunan bir yağ değil. Çok pahalı bir yağdır. Onu da söylemek istiyorum. Normal kullanılan yağların belki 3-4 katı fiyat farkı vardır. Burada da malzemeden kaçırılmış. Adı da Urfa yağıdır. Urfa yağı da Urfa yağı özeldir. Urfa yağı hasıl yani. Evet. Koyun. Şimdi ustam ben daha fazla tadamayacağım. Ziyan da olsun istemiyorum. Bana anlatır mısınız bunları sıra sıra? Şu kare baklavamız bizim. Onun özelliği ne? Bunun özelliği bu biraz daha fıstığı fazla. Malzemesi biraz daha fazla. Baklavadan biraz daha ağırdır bu. Baklavadan ağır. Evet. Titizlikle yapılan bir tatlıdır bu. Bu havuç dilimi. Bu da havuç dilimimiz bizim. Havuç diliminin özelliği nedir? Havuç dilimi de bunun şey ayrıdır, kesim ayrıdır. Bundan sonra malzemesi ayrıdır. Bu da ayrı bir özellik taşır. Hamurun daha incesi. Evet. Fıstığın biraz daha fazla olması. Hamuru ince, fıstığı biraz daha fazla. Sade yağının daha şey olması, biraz fazla olması. Ayrı bir özellik tazıyor. Evet. Seviyorum. Bir de burada kadayıf görüyorum ben. Şu da bizim şey, burma kadayıf. Burma kadayıfımız. Diyarbakır'ın burma kadayıfı değil ama. Evet. Farklılığı var mı, aynı mı? Hemen aynı. Aynı. Onu Diyarbakır'ın. Bunda neye dikkat ediyorum üretim yaparken? Bunun teli özeldir. Yapmış. Ve içerisinde sırf fıstık. Fıstık ve sadayadan oluşan bir şey. Evet. Kadayıfımız. Onda ayrı bir tadı vardır, ayrı bir lezzeti vardır. Hepsinin burada ayrı lezzeti vardır. Hiçbir lezzeti birbirini tutmaz burada. Kesinlikle. Biri hafiftir, biri biraz da onunla hafiftir. Diğeri mesela ağır bir tatlıdır. Şu kare baklavamız. Kare baklavamız. Ama ağır sevmeyenler şunu tercih edecekler. Şunu yiyebilirler. Şöbiyetimizi.
Zaten bana göre tatlı arasında en hafifi herhalde şöbiyet. Evet, şöbiyet. Değil mi? Evet. En hafifi şöbiyet, en lezzetlisi de bana göre şöbiyet. Ve bir de Tulcuoğlu'nun özel bir şöbiyeti bu. Buraya has bir şöbiyet. Buraya has özel bir şöbiyet. Evet. Ayrıca daha öyle bir lezzet var. Sevgili dostlar, Urfa'daki yaptığımız geziler arasındaki en keyif aldığım yemek sefası diyebilirim. Çulcuoğlu restorandaydık. Burada birbirinden lezzetli kebapları yedikten sonra da birbirinden lezzetli tatlıları tatmanız mümkün. Zaten burada her şey günlük ve taze çıkmakta. Aşağıda imalathanedeki mumalı çalışmayı da izledik hep beraber. Ben gittiğim yerlerdeki imalatlara çok dikkat ediyorum. Bana göre Çulcu restoran imalatta da çok başarılı. Aşağısı gayet hijyenik, gayet temiz. Her şey standartlara uygun bir şekilde imal ediliyor. Zaten böyle bir kaliteye de bu yakışır diyorum. Sizleri de mutlaka buraya bekliyorum. Bu lezzet, özellikle patlıcanlı kebap, patlıcan zamanı geçmeden gelmenizi tavsiye ediyorum. Daha Ramazan'ın bitmesine yaklaşık 16-17 gün var değil mi usta? Bayramdan sonra sürer. Mutlaka iftar için burada bir rezerve yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Birazdan görüntülerde de izleyeceksiniz. Çok güzel bir bahçe ortamı var. Serin serin, rahat rahat iftarınızı açabileceğiniz bir ortam var. Bu lezzetleri tatmanız için sizi Çulcuoğlu Baklava Restoran'a bekliyorum. Buradaki bütün çalışanlara şimdiden ben teşekkür ediyorum. Bizi böyle güzel ağırladıkları için. İşletme sahibimiz Haluk Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Ustalarıma sanatlarından dolayı, bize ayırdıkları zamandan dolayı teşekkür ediyorum. Kesinlikle gelip oturduğunuz zaman gerek hijyen olarak, gerek lezzet olarak, gerek hizmet olarak kesinlikle şikayette bulunacağınız hiçbir nokta bulacağınızı tahmin etmiyorum. Buradaki çalışan personeller de zaten özenle seçilmiş. Bence eğer ki Şanlıurfa'ya yolunuz düşüyorsa ya da Şanlıurfa'da yaşıyorsanız eminim ki birçoğunuz gelmişsinizdir. Çok bilindik bir mekandayız çünkü şu an. Bir kez daha bir de benim için gelin, bir de benim için bu tatlara bakın. Bu hafta Orçun'la Lezzeti Şahane ekibi Urfa merkezindeydi. Önümüzdeki hafta aynı günde aynı saatte Biricik bölümüyle karşınızda olacağız. Kaçırmayın demiyoruz, kaçırmadığınızı biliyoruz.